Ne yapıyorsun Sarp sen? Hadi Kudret. Hadi yaklaştılar. Geliyorlar. Hiç zamanımız yok. Hadi at şu silahı. Celal'ın adamını niye kurtarıyorsun sen? O Celal'ın adamı değil. Kim lan o zaman bu? Ha? Kardeşim. Kayıp oğlumuzun. Aynen öyle. Fred. At dedim sana şu silahı, bırak da gidelim. Bırak gidelim, oyalım şu Celal'i. Bütün yaptıklarını burnundan fitil fitil getirelim şunu. Hüsun biliyor mu? Öğrendim annen senin yaşadığını. Ne yapacaksınız Cağla? Ne yapacaksınız? Lan söyledik ya. Uyuyacağız işte, uyuyacağız. İşte buna ölünür. Gidin. Hadi. Sizin yapacak çok işiniz var. Hadi. Ediyoruz değil mi? Tabii ki ediyoruz. Hadi sen git. Dikkatli ol. Eyvallah Umut. Haberleşiriz.
yaptı oğlum bana. Kudret köpeğe bir şey yapmış olmasın ona. Çok mu merak ettin Umutan olduğunu? Sen şu tarafa bak. Şeyi yok değil mi? Gıdıklanıyorum baba. Bayağı iyisin yani. İyiyim, iyiyim. Sayende hayatım kurtuldu. Senin için ne yapsam az evlat. Eyvallah baba. Ne yaptın? Kudret'i öldürdün mü? Sen şimdi bunları merak etme. Seni şu kelepçelerine çıkaralım bir an önce. Hadi. Neredesin sen Davut? Bitirdin mi Sarp'ın işini? Maalesef elimizden kaçtı baba. Kaza yaptırdı bize. Bir işi beceremiyorsun Davut. Henüz her şey bitmiş değil baba. Şu an Sarp'ın peşindeyim, takip ediyorum. Mezarlıktan çıkarken gördüm onu. Ne diyorsun lan sen? Sarp'ın ne işi var mezarlıkta? Baba bilmiyorum ama tepesine binince sorar öğreniriz. Nereye gittiğini anlayınca sizi arayacağım. Haber bekliyoruz senden. Söyle. Ne yaptın, ağladın mı acaba işte? Aha bitirdim. Belasını siktim. Şimdi de senin belanı sikmeye geliyorum lan. Bu ne demek yani şimdi, ne diyorsun Sarp? Sus demek oluyor Coşkun, sus! Bir de seninle uğraşamam şimdi. Yani işler yolunda gitmedi ha? Valla bu stresle fazla yaşamazsın Coşkun. Hadi evlat gidiyoruz. Nereye baba, eve mi? Yok ya. Sana bir sürprizim var. Ne sürprizi ya? Sürpriz evlat söyler, sana canın kaçar.
çifte düğün var bu akşam. Hepiniz beni takip edin. Celal Baba. Baba, her şey yolunda değil mi? Yolunda Aldınak, yolunda. Ben verdiğim sözü tutarım. Eyvallah baba. Var mı bir emrin bize? Yok. Bak işine. Konuşuruz yine. Kusura bakma birader. Biz ne yapıyoruz? Hiç açma o defterleri. Ben anladım abi. Sıkıntı yok. Nedir bu suratın sirke satıyor? Ya aynı tarafta değil miyiz? Konuşsana, anlatsana ya, ne oldu? Ha, anladım ben seni. Kebapçı Celal'ı elinden kaçırdın, canı sıkıldı. Ya sıkma canını ya. Çoşkun, tepemi attırma benim, bir sus artık. Tamam, tamam babam, sustum. Sana bir çay yapayım. Sinirlerine iyi gelir ha. Sarp'ın yerini tespit ettim babam. Söyle. Tamam, geliyoruz. Sakın ayrılma oradan. Baba söylemeyecek misin? Nereye gidiyoruz? Söyle işte ya. Neyi saklıyorsun? Bir şey sakladım yok evlat. Sana sürpriz yapayım dedim ama söyleyelim bari. Söyle. Sarp'ın yerini bulduk. Onun işini bitirmeye gidiyoruz. Ciddi misin sen? Tabii ciddiyim. Evlat. Davut bulmuş yerini. Bu güzel haber. Senin de hoşuna gitti değil mi? Ne diyorsun baba sen? Yani şu an delirmek üzereyim. Sabırsızlanıyorum bak. Az daha sabret hele. Birazdan hesaplaşacağız o itle. Hesaplaşacağız baba. Hesaplaşacağız. Düreceğiz bütün defterleri. Umut nerede şimdi? Celal'ın yanında mı? Ulan önceden ağzını açmazdın, şimdi şenen durmuyor lan. Arkadaşım o zaman koşullar farklıydı. Aynı değil ki. Ona bakarsan o zamanlar sen de konuşayım diye ağzımın içine bakıyordun. Çoşkun, şansını zorlama daha fazla.
Sana söz verdik, hayatta kalacaksın dedik. Kırdırma bir taraflarını. Bırak şurada 2 dakika dinleneyim. Tamam babam, tamam, sustum. Sarın deponun etrafını çabuk. Bu sefer elinizden kaçırmayın sakın. Bana bir silah verin. Bu sefer yarın bıraktığım iş... İşi tamamlayacağım. Ben alacağım onun canını. Sarp'ı paylaşamayacağız seninle Mert kardeş. Ben de çok istiyorum onu bitirmeyi. İşte bu konuda anlaşamayacağız Davut kardeş. Onu kimseye bırakmam. Ben arka tarafa alıyorum. Göreyim seni evlat, hadi. Siz de gidin Mert'le. Davut. Gelin ben de buradan. Ya şimdi Sarp kızmazsan sana bir şey daha sorabilir miyim? Ulan sen susmayacak mısın lan? Ya niye bu kadar canını sıkıyorsun ya? Relax ya. Kebapçı Celal kimdir oğlum? Allah'ıma şimdi Kebapçı Celal'ın götünde eşekler tepişiyor. Yılmaz Brothers'ın karşısında ne yapabilir? Sen dinle Coşkun ağabeyini, karartmayın seni. Tamam. Kebapçı Celal hiçbir şey yapamayacak. Siz onu halledeceksiniz. Ben inanıyorum. Ulan Coşkun sus! Sarp. Sana umutu vereyim mi? Sen burada kal, ne olursa olsun kıpırdama, sen benimle gel. Buraya kadar sor. Sana sabah görmek yok. Hadi Umut, bitir şu Sarp'ın işini. Gel benimle gel, gel. Şişt, sen şuraya bak. Yardım edin. Başı belada olabilir. Hadi. Her köşeye bakın. Sakın kaçırmayın o yavşağı. Gel böyle. Haydi Ahmet. Sus sikerim ben ona. Dikkat edin, arka taraf boş. Sen de. Bu tarafta kimse yok. Emin misin? Evet, ses duydum, ona geldim.
Ben bu taraftayım. Yok mu odada kimse? Yok. Baktınız mı her tarafa? Sikeyim. Kaçtı mı şimdi bu herif? Ulan Sarp. Parmağında oynatıyorsun bizi be. Davut, sen emin misin Sarp'ın bu depoya buraya girdiğinden? Gözlerime gördüm Mert. E nasıl kaçtı bu herif? Ne bileyim amına koyayım. Işıkları falan kapatıp kaçtı herhalde. Yok artık ya. Ya yok artık ya. Elini kolunu sallaya sallaya yanımızdan geçti öyle mi? Mal gibi kaldık öyle mi? Hadi 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 dağılın. Çıkın dışarı arayın. Ne oyalanıyorsunuz burada? Evet. Hadi. Ulan salak çocuk. Sarp. Kaçamayacaksın elimden. Elbet günün birinde düşeceksin elime. Merak etme Celal Baba. Onu ben getireceğim sana. Kaçamayacak elimizden. Hadi. Yalnız değildin. Davut hadi ne oyalanıyorsun içeride? Geliyorum. Lan hızlan biraz. Oğlum ben senin gibi genç değilim. Lan siktir ya. Celal geçmişten koşuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lan coşkun lan. Görmedim ki abi. Karanlıktı. Arkamdan geldi. Işıklar kapanınca birisi başıma vurdu. Sen de bir şey görmedin tabii amına koyayım. Görmedim Davut abi. Anlat. Bir karaltılar gördüm arka kapıya doğru giden. Ama bir şey yapmaya fırsat bulamadan biri arkamdan başıma vurdu. Arkandan? Evet abi. Sonra da arka taraftan kaçtılar öyle mi? Mert arka taraftan geldi orada kimse yoktu diyor. Vallahi arka kapıya doğru gidiyorlardı abi. Hiç yakıştıramadım sana. Coşkun abi ne oyun oynadı. Aşk olsun ya. Abi ha? Abi. Ulan bir daha kendinden bahsederken abi de. Bak bakalım ne olacak. Tamam sustum. Tamam nereye gidiyoruz şimdi? Seni saklayacağız. Bunlar bizi nasıl buldular ya? Bilmiyorum. Umut'a sorarım. Ha? Hiçbir şey bırakmamış Yiğit. Nasıl kaçtı elimizden bu Sarp? Ah baba ah bir bilsem. Ama bir dahakine kaçamayacak. Bulup dikeceğim senin karşına onu. Getireceksin onu bana Mert. Bulacaksın Sarp'ı bana. Sana söz bulup getireceğim. Nasıl anladı geldiğimizi? Nasıl hemen kaçıp gitti? Herif yastığımın altına mermi koydu. Sinsi yılan bu işleri iyi biliyor tabii. Kaçmakta da maharetli olduğunu gösterdi bize. Ama çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Aynen. Öyle ya da böyle. Sıkıştıracağız bir yerde. Mert. Ha. Arka tarafta sen vardın. Kimseyi görmediğine emin misin? Ne diyorsun sen Davut? Görsem peşinden gitmez miydim? Haklısın. Haklısın Mert. Benimki de laf işte.
Hadi gidelim buradan. Babam. Müsaitsen konuşalım mı biraz? Ne oldu Davut? Kafama takılan bir şeyler var. Seninle paylaşmak istedim. Neymiş o? Dün gece Sarp'ı bulduğumuz depoyla ilgili. Anlat. Sarp'ın oradan kaçışı canımı sıkıp duruyor baba. Davut. Çıkar şu dilinin altındaki baklığı. Bu ne şimdi? Ne oldu anne? Yok bir şey. Yok. Mutfaktan su ister misin? Yok. Kirli tuzak. Yusuf Kaya'yı öldürmekle suçlanan Sarp Yılmaz gizli görevdeki bir polistir. Celal Duman ve çetesini çökertmek için onun yanına yerleştirilmiştir. Celal, Sarp'ın polis olduğunu öğrendiği için bu hain tuzağı hazırlamıştır. Esas hedef Sarp Yılmaz'dır. Sarp Yılmaz, organizenin müdürünü öldürmemiştir. Sarp Yılmaz, çete üyesi değil bir polistir. Yusuf Kaya'yla hiçbir husumeti yoktur. Kirli polis olan Mert Karadağ'dır. Kendisi Celal'in adamıdır. Celal Duman'ın kurduğu tuzağın kilit ismidir. Bu konunun aydınlatılması için yetkilileri göreve davet ediyorum. Hadi bakalım. Bitmiyor ki dertleri, bitmiyor ki. Baba, Sarp o depoda yalnız değildi. Yanında biri daha vardı. Kim? Bilmiyorum. Ama bizim çocuklardan biri tuhaf bir şey söyledi. Ne söyledi? Bizim çocuk arka kapıdan giriyor. Sarpların karartısını görüyor. Sonra biri gelip bizim çocuğu arkadan vuruyor. E'si şu baba. Sarp ön taraftan çıkmadı. Çıkamazdı. Çok kalabalıktık. Tek çaresi arka kapıydı. Yani arka kapıdan kaçmış diyorsun. Ne var bunda garip olan? Garip olan şu baba. Mert. Arka kapıdaydı. Ben gördüm. Mert bana dedi ki ben buradaydım. Kimse kaçmadı buradan. Davut, ne söyleyeceksen açık söyle. Mert yalan söylüyor mu diyorsun? Yok. Ben öyle bir şey demiyorum. Sadece bil istedim. Ama Sarp'ın tek kaçış yolu arka taraftı baba. Yok artık. Mert göz mü yumacak Sarp'ın kaçması? Celal. Ya yeşim, şimdi sırası da. Bunu görmen lazım. Neyi görmem lazım? Bunu. De bu eksik. Eğlenmiş. Şu gazeteci kız var ya, onun marifeti bu. Yine ne yazmış babam? Yusuf müdür işini bize yıkıyor. Yalan dolan işte, zırvalık yazmış durmuş. Akıllarınca Sarp'ı böyle aklayacaklar. Emrin nedir baba? Yeşim. Bize müsaade et biraz. Celal, ne konuşacaksan yanımda konuşabilirsin artık. Hem zaten benim de seninle konuşmam gereken önemli bir şey var. Şimdi sırası değil yeşim. Bizi yalnız bırak. Konuşmasın bunlar. Tamamdır baba.
Davut. Aramızda kalacak. Mert bilmeyecek. O kıza karşı hisleri var. Eyvallah baba. Alo. Eylem'in çalıştığı gazeteye gideceksin. Tamam abi, baktım ama kız gitmiyor oraya. Fark etmez. Eylem adına bir paket hazırlayacağız. Onu teslim edeceksin. Ya kız gazeteye gelmezse abi? Gelse de gelmese de saklandıkları deliği bulacağız. Kafalarını çıkartmak zorunda kalacaklar. Sihirli bir paket olacak bu çünkü. Buldular beni. Davut, mezarlıktan çıkarken görmüş seni. Şerefsiz. Şu işler bir bitsin, ben ondan sonra hareket edeceğim. Yakışır devran. Lan, ne? Yaşıt değil miyiz ya? Abi mi diyeceğim sana? Diyeceksin tabii lan. Diyeceğim tabii lan. Paso abi diyeceğim sana. Kafanı şişireceğim abi diye diye. Bir şey soracağım. Sor kardeşim. Benim doğum günüm ne zaman? Söylesene. Özellikle mi bugünü seçtin? Niye bugünün bir önemi mi var? Var. Ben biliyorum. Ben de biliyorum. Söylesenize. Aslında bu meleğe bir teşekkür yemeği. Ama tarih yakındı. Ben de denk getirdim. Bu gece Umut'un doğduğu gece. Ya. Çocuklar yapmayın. Moraliniz bozulsun diye söylemedim bunları. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Hadi keyifle yiyelim. Hadi. Unuttun mu ya doğum günümü? Söylesene. Yok, söylemeyeceğim. Niye? Sürpriz yapacağım çünkü o günü sana. Ha, sürpriz doğum günü diyorsun. Aynen öyle. Sana o gün pastayla geleceğim. Umut diyeceğim, bugün senin doğum günün. Anlaştık. O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. Hadi biraz hiç konuşalım mı? Konuşurum. Ses kaydından çıktı mı bir şey? Alabildin mi Celal'den bir şey? Yok, konuşturamam. Neyse ya, tamam. Sıkma canını. Olur elbet. Kebapçı son günlerini yaşıyor. Farkında değil henüz. Aynen öyle. Dün akşam beni kurtardığında bir sıkıntı oldu mu? Fark ettiler mi? Yok, beni Davut bir iki soru sordu ama sorun çıkacağını zannetmiyorum. Sen yine de çok dikkatli ol. Eyvallah. Celal'i kıstıracağımız başka bir yol daha var. Neymiş o? Yusuf müdür. Vurulduğu gece Davut ve Minik de vuruldu. Olay yerinde kan izleri var. Bunu polise uçuralım mı? Bu Celal'i içeri atmaya yetmeyebilir. Yani açığa çıkabilirsin. Celal'in senin içeride olduğunu öğrendiği an bileğine gelip şey yediği an olmalı. Çok riskli. Risk alamam. Tamam, dediğin gibi olsun. Ama yine de sen çok dikkatli ol, açığa çıkma. Tamam. Anneme selam söyle abi. Söylerim. Ya da boş ver, gidelim karşısına artık ya. Al desen Umut'u getirdim de. Ya deme böyle ya. Ya konuştuk, çok riskli biliyorsun.
biliyorum da işte o yangın düştü bir kere içim. Annemi görmeden sönmeyecek. Uyuyamıyorum. Hep sizi düşünüyorum. Dayanamıyorum daha fazla. Sık dişine. Ya kendimi kötü abiymişim gibi hissettirme bana şimdi. Tamam tamam hissetme. On numara abisin sen be. Çok dikkatli ol tamam mı? Tamam kardeşim. Gel. Müdürüm. Yusuf müdürün vurulmasıyla ilgili rapor geldi. Sonunda. Ver bakalım. Sarp orada yalnız değilmiş. Olay yerinde birden fazla kişi olduğu yazılı. Öyleymiş müdürüm. Olay yerinin raporuna göre başka kan izleri de varmış. Peki bu cinayeti işleyen Sarp Yılmaz'sa diğerleri kim? Araştırıyoruz müdürüm. Hemen ayrıca bulduğunuz bütün gelişmelerden haberim olacak. Emredersiniz. Sarp'tan bir haber var mı? Bir ses, bir iz. Hayır müdürüm, henüz yok. Ailesinin kaldığı evi gözlüyoruz. Ama gelmedi. Gelecek gibi de görünmüyor. Adamlarımızı evin önünden çekelim mi? Çekmeyin. Devamlı birileri olsun evin etrafında. Emredersiniz. Oradalar mı? Buradalar abla. Ayrılmıyor polisler buradan. Söyle. Paket teslim edildi gazeteye abi. Güzel. Paketi eyleme ulaştırdık mı yerlerini bulduk demektir. Aynen abi. Sen yine de gazetenin önünden ayrılma. Olmaz ya. Belki meraklı eylem gazeteye gelir. Hadi eğlen, hadi. Merak et paketi. Yanına iste, evine iste. Çıkart kafanı saklandığın delikten. Yazıyor musun maili? Şöyle de. Sarp Yılmaz'ın masum olduğunu biliyorum. Ne zaman bitecek bu mesele? Abla sen hiç merak etme. Her şey en yakın zamanda çözülecek. Ben inanıyorum yani. Her şey çok güzel olacak. Öyle mi diyorsun? Öyle tabii ya. Sen benim ne zaman yanlış bir şey söylediğimi duydun ki? Sarp Yılmaz'ın masum olduğunu biliyorum. Size ulaşamadım ama Sarp'ın masumluğuyla ilgili bir delili gazetenize yolladım. Alo Sevgi. Benim Eylem. Benim için bir şey geldi mi gazeteye? Evet, kargo geldi sana az önce. Onu bana yollayabilir misin ya? İçinde önemli bir şey olabilir de. Yollarım. Tamam, çok sağ ol. Söylüyorum adresi. Tamam. Eminsin değil mi? Tamam. Babam, eyleme gönderdiğimiz paket gazeteden çıkmış. Kurye eyleme doğru götürüyor. Onu şu Sarp'ın suçsuz olduğunu kanıtlayan şey mi?
Aynen öyle babam. Adalete yardımcı olmak istiyoruz. Adrese teslim paketin içinde verici var. Bizi eyleme götürecek olan o. Güzel. Alo? Sema, benim Sarp. Yine ne yalanlar söyleyeceksin bakalım Sarp? Yalan değil. Kudret işi bozdu. Yoksa Celal de ben de orada olacaktık. Eminim öyle olmuştur. Eminim. Bak beni dinle. Celal Kudret'i de öldürdü. Kudret'i mi öldürdü? Aynen öyle. Yolladı, Tahtalıköy'e yolladı. Niye inanayım sana? İnanmıyorsan git Zincirlikuyu mezarlığına çatışma izlerini gör. Kudret'in kanını bul. Bak Sarp, bu dediğini araştıracağım. Ama yol yakınken gel teslim ol. Gökhan komiserin verdiği konuma yaklaştık. Destek ekip istiyoruz. Soldan devam et. Tamam. Madem polis olduğunu iddia ediyorsun, gel burada anlat derdini. Ya iddia değil, gerçeği söylüyorum size. Konuşmadınız mı Feridun müdürle? O her şeyi biliyor, Gökhan konuşacaktı. Benim böyle bir bilgim yok. Ara Feridun müdürle konuş. Doğru söylediğimi anlayacaksınız. Onunla konuşmadan teslim falan olmam. Az kaldı, geldim sayın. Buldunuz mu Sarp? Yerini bulduk komiserim. Arayacağım sizi. Kimse yok. Sinyal buralardan nereden geliyor? Tam burası. Kandırdı bizi. Ara ara. Gökhan komiseri ara. Alo. Aldınız mı Sarp? Alamadık komiserim. Burada değil. Sadece telefonlar burada. Aman Sarp, aman Sarp. Gel. Müdürüm, Sarp beni aradı. Sinyali tespit ettik ama elimizden kaçtı. Gerçekten polis olsaymış bu deli bayağı işimize yararmış ha. Seni arayıp ne anlatıyor, ne söylüyor? Israrla polis olduğundan bahsediyor. Aynı terane. Bu sefer biraz farklı. Feridun müdür biliyor benim polis olduğumu dedi. Gökhan'a da söylemiş. Feridun müdür biliyor benim polis olduğumu dedi. Niye böyle bir yalan söylesin ki? Haklısınız. Teyit edelim mi? Hayır, sonuçta zeki bir adam. Bizim bir şekilde bunu Feridun müdüre soracağımızı tahmin eder. Değil mi? Bunu bir araştırın bakalım. Gerçi Feridun müdür bildiğim kadarıyla şehir dışındaydı ama yine de bir ulaşmak lazım. Emredersiniz. Thank you.
yaptım. Yeşim Hanım. Ömer. Şu gazeteci kızın yaptığını gördün mü? Eylemin mi? Ne yapmış? Can sıkıcı haber yapmış Celal'le ilgili, seninle ilgili. Nasıl yani? İşte Sarp'ın masum olduğunu söylüyor. Sen de bu kirli oyunun bir parçasıymışsın. Celal babanın bundan haberi var mı? Tabii ki de. Olsun. Çekinecek neyimiz var ki Yeşim Hanım? Kapanır gider bu konu. Ya öyle de işte her gün bir bela ama yeter yani. Biri bitiyor, biri başlıyor. Ya herkesin dokunmaktan korktuğu Celal'in kapısından bela düşman eksik olmuyor artık. Celal baba nerede? Çalışma odasında. Bir uğrayayım. Hoş geldin evlat. Ben ölmedim değil mi? Yok. Davut'un da işi var. Çıkacaktı zaten. Davut, onu sen git bak işine. Eyvallah baba. Ne işi baba? Ben de yardım edeyim. Gerek yok. Önemli değil. Hadi biz de çıkalım. Nereye? Mekana geçelim. Paket geliyor sana İlem. Bekle bizi. Celal, konuşmamız lazım. Kocam bak, bu sefer iki dakika dinleyeceksin beni. Yeşim, dediyeceğini de bitsin bu çile. Söyle, ne istiyorsun? Huzur istiyorum Celal, ne isteyeceğim? Ne demek istiyorsun? Kocam, yaşadıklarımıza bak. Bak burada güvende değiliz. Yatak odamızdan yastığın altından kurşun çıkıyor artık. Kapının önünde araba patladı. Celal, güvende değil burası bak. Kocam diyorum ki, oğlanı ben alayım. Müsaade et. Böyle bir sürü ortalık sakinleşinceye kadar güvenli bir yerde duralım biz, gidelim. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Kocanın yanında daha güvenli yer mi var? Biliyorsun da Celal, yani neresi güvenli buranın? Bak, kötü bir şey olacak biliyorum. Kendim için değil, Mustafa için istiyorum bunu lütfen. Baba, müsaade et, gitsinler istersen. Kafa dinlerler biraz. Sen konuşma bu işe. Mustafa burada güvenli. Babası buradayken hiçbir şey olmaz. Celal, buradasın da o araba patlarken Mustafa yanında olsaydı ne olacaktı? Hani yani yarın bir şey olmayacağı ne malum? Hiçbir şey olmayacak. Uzatma. Ya nereye bir şey olmuyor o zaman? Meleğin oldu o zaman. Yani kızın öldü, kız. Sen ne diyorsun ya? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Celal, kötü bir şey istemiyorum. Bak, hepimizin iyiliğini istiyorum. Lütfen. Dediğin gibi olacak. Güvende olacaksın.
işim. Hemen şimdi. Ama Mustafa'mı alamazsın. Celal, ne diyorsun sen? Git diyorum sana. Nereye istiyorsan git. Ama oğlum burada kalacak. Babasının yanında. Yanlış mı duydum ben? Sen bana, karına kapıyı mı gösteriyorsun? Ben sözümü söyledim. Bu kadar. Hadi evlat, gidiyoruz. İçin önemli olan tek şey Mustafa. Bırak ağlasın zırlasın, ne hali varsa görsün. Umurumda bile değil o kadın artık. Demek umurumda değilim artık. Gel avrat. Ben kendi arabamla gideyim baba. Tamam. Gece Davut peşine düşmüş. Ne diyorsun sen ya? Celal zarar verecek ailemize. Hemen gidiyorum. O şerefsizin ailemize dokunmasına izin vermeyeceğim. Ben de geliyorum. Herkes tehlikede. Annem, Eylem seni orada yalnız bırakamam. Dur dur, bir sakin ol. Annemin evinin önünde polisler var. Ben de gidiyorum şimdi, yoldayım. Senin oraya gelmen iyi olmaz. Her şeyi anlarlar. Bırak ben halledeyim bu işi. Olmaz olmaz. Bunu yapamam. Bırakamam sana. Hayır, bırakacaksın. Ben halledeceğim. Sen bize orada lazımsın. İçeride lazımsın. Yoksa başımıza gelecek tehlikelerden haberimiz olmayacak. Tamam. Tamam ama bana haber ver ne olur. Ulan Celal. Senin kurtlarını sıkmak vardı ya. Seçeceksin bakalım. Kebapçı sağda, ailen solda. Bekliyordum Füsun teyzem, otur. Gazetenin kuryesi. Eylem Hanım buyurun. Teşekkürler. İyi günler.
Ne yollamışlar Leyla? Bunun içinde Sarp'ı kurtaracak bir şeyler olabilir. Hadi bakalım. Bulduk seni Eylem. İşte bu kadar. Sen hala Sarp'ı kurtardığını zannet bakalım. Abi şeytanın aklına gelmez senin bu yaptıkların. Sen hazırsın değil mi? Ben tamamım abi. Efendim abi? Oğlum niye açmıyorsunuz telefonu? Abi duymamışız ya. Niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Bir sakin ol. Bak beni dinle. Annem Eylem iyiler mi? Evdeler mi? Evdeyiz abi. Hayırdır? Bak bakayım camdan bekliyorum. Polisler kapıda hala. Buradalar abi. Sen ne olduğunu söyleyecek misin? Ne oluyor Barış? Celal yerinizi öğrenmiş olabilir. Ben de geliyorum, yoldayım. Abi, bak polisler burada bekliyor, seni yakalarlar. Sen dediklerimi yap Barış. Evden dışarı çıkmayın, tehlikedesiniz diyorum. Ne olursa olsun kapıyı açmayın kimseye. Celal'in adamları orada olabilir. Polisler aşağıda zaten. Geliyorum ben de. Tamam abi. Oğlum ne oldu? Ne diyor Sarp? Celaller yerinizi bulmuş olabilir diyor. Nasıl buldular ya? Kuzum. İyi de bu gazeteden geldi. Ne oluyor abla? Dur şimdi anlayacağız. Bunu buldular. Kahretsin ya. Ne yapacağız peki? Çoktan buldular yerimizi. Alo. Harekete geçiyoruz. Tamamdır abi. Ne oluyor? Geldiler galiba. Aşağıdaki polisler gidiyor. Silah sesine doğru mu gidiyorlar? Galiba. Güzel. Umarım misafir kabul edersiniz. Alo. Hayırdır Eylem, bir terslik mi var? Sarp, silah sesleri geldi. Polisler kapının önünden ayrılıyor. Neredeysen çabuk ol. Geliyorum, hemen geliyorum. Merak etmeyin. Lan. Şimdi kimi arıyorsun? Musa'yı arayacağım. Bu silah seslerinin belki bir tuzak olabileceğini söyleyeceğim. Açmıyor ya.
hepiniz gelin ulan. Siz Barış'ı kolay lokma mı sandınız? Saklanmalısınız. Hadi gelin böyle ortada durmayın. Sarp abi gelene kadar orada saklanın, tamam mı? Ben onları oyalayacağım. Geçin şöyle. Saçmalama Barış. Ne yapacaksın şu elindekiyle? Siz bana bırakın abla. Ben yapacağımı biliyorum. Hadi geçin. Sessiz olun, tamam mı? Hakikaten ne yapacağım lan ben şimdi? Kimse yok mu? Sen kim alacak lan seni benim elimden şimdi? Karşılıyorsun misafirlerini. Ne kadar ayıp. Bir taşta iki kuş. Ne yapalım? Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Geçin bakayım siz öbür odaya. Geç. Bahar temizliği yapacağım. Yürü. Sıraya geçmenize lüzum yok. Hepinize yetecek kurşunum var. Sevgi pıtırcıkları size. Yettin artık sen. Ne istiyorsun bizden? Biraz geç anlıyorsunuz değil mi? Kim alacak lan şimdi seni benim elimden? Hayır! Ha? Hayır! Sen yeter! Bunu bırak! Yapma! Anne bırak! Sen katil gibi yapma! Anne bırak! Hayır. Bırak o bunu çoktan hak etti! Ne olur sen! Sarp sen polisin unutma bunu! Tamam, tamam. Lan! Nerede o şerefsiz? Kaçtın mı elinden? Yapma bir şey, gel. Çok konuşma be. Anne,
hadi çıkıyoruz hemen. Hadi Eylem, hadi hadi hadi. Oyalanmayın hadi. Hadi çabuk, 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 çabuk. Kaçmış gitmiş şerefsiz. İyiyim herkes. Barış iyi misin? İyiyiz oğlum. İyiyiz abi, iyiyiz, merak etme. Ya benim biraz başım ağrıyor ama o da sinirden yani. Aslanım benim be, adamsın adam. İyi de nasıl buldular ki orayı? Benim yüzümden olmuş olabilir aslında. Nasıl yani? Ya ben seni aklayacak bir delil bekliyordum ama onun yerine Davut geldi. Ya Eylem, ben sana demedim mi girme bu işlere, bulaşma başımıza bela gelecek diye? Ne yapsın kızcağız? Sana yardım edebilmek için çırpınıyor. Asıl sen söyle bakalım. Bizi bulduklarını nasıl haber aldın? Oldu işte bir şekilde. İyiyim babam, ayaktayız. Arınak içeride seni bekliyor Celal baba. Ne yapacağımızı bilemedik. Hemen damladı tabii. Hülya, beni Şefko'yu gündüğün yere ne zaman götüreceksin? Sen ne zaman istersen. Haber ver yeter. Demek senin için bir değerim yok. Sana yıllarımı verdim, yıllarımı. Bu kadar kolay vazgeçeceksin ha sen benden. Mustafa! 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 Ay ödüm koptu. Ne oldu ki anne, elimden kaydı? Sana bir şey oldu, sen bırak. Bırak sen. Ne olacak ki? Ne olsun, korktum. Ne olabilir ki benim aslan oğluma? Hiçbir şey olmaz. Bir şey var mı senin? Yok da anne, bir şey söyleyeceğim. Benim canım evde çok sıkılıyor ya. Arkadaşlarımı özledim. Ne zaman çıkarız evden? Çıkacağız oğlum, çıkacağız. Gideceğiz, merak etme. Hoş geldin Celal baba. Seni mekanında karşılayayım dedim. Ne yaptın? Aferin sana Alınak. Güzel. Güzel. Aferini de kaptık. Celal baba bizi gördüğüne pek sevinmedi herhalde. Öyle mi diyorsun? Baksana halinden belli değil mi? O öyledir ya. Terstir biraz. Ama abi işini bilir. Ağzından girer, burnundan çıkar kebapçının tatlıya bağlar mevzuyu. Sen canını sıkma. Göreceğiz. Barbo. Hı. Bir şey soracağım abi. Aynı anda bu adamların kaçını birden ayıklarsın? Hepsini hallederim ben. Sen keyfine bak. Çok badireler atlattık beraber değil mi? Ama dostluk böyle bir şey işte. Bazen ters düşersin. Aran açılır. Ama gerçek dostsan yine böyle bir ocak başında buluşursun sevdiklerinle. Doğru söylüyorsun Alyanak. Dost dediğin senin gibi olur amına koyayım. Değil mi? Çok güzel dedi. Çok yaşa sen. Ama o son söylediğin hariç, o küfür yakışmadı sana. Gördüm de Alyanak, senin gibisini görmedim ben. Değil mi Celal baba? Öyle tabii.
Alyanok gibisi dünyada tektir. Şahsına minasırdır. Hep dört ayak üstüne düşer. Sen çok uzun yaşayacaksın Alyanok. Hepimizi gömersin sen. Estağfurullah baba, o ne demek? Çıkar hadi, çıkar dilinin altındaki baklayı. Baba, ben yuvamı özledim. Otoparkımı özledim. Geri dönmek istiyorum oraya. O Sarp şerefsiz hak etmiyordu zaten orayı. Bana sarayı ver be, otoparkımı ver. O derece yani. Hastasıyım mekanın. İlk göz ağrım ya. Al senin olsun, tepe tepe kullan. Eyvallah baba. Gönlü zengin adamsın. O kudret cimrisi senin tırnağın olamazdı. Babacığım, benim bir maruzatım daha olacaktı. De hadi de de sonra git Alyanok hadi. Defterler silindi dedin. Beyaz sayfa açtım dedin. İş yapacağız dedin. Ne zaman yapıyoruz ticaretimizi? Benden haber bekle. Biz söz verdiysek tutarız. Bilmez miyim baba? Eyvallah. Çalışacağız babamla baba. Bakacağız. Hadi gidiyoruz. Abi yiyorduk. Dürüm yap, dürüm. Lan yürü, hadi. Abi, abi. Benimki burada. Bir selam verseydim. Berke. Oğlum, sana kötü bir haberim var. Ne oldu abi? Sen elini çabuk tutamadın. Ne demek abi bu? Kızı kaptılar demek. Artık o senin yengen. Kimmiş lan o? Sorayım ben hesabını. Tabii git. De ki, sen kimin kız arkadaşını ayartıyorsun ulan Davut? Davut mu? Yapamam mı sanıyorsun abi? Barbie, oğlum al şunu götürelim şimdi, yakıp yıkmasın buraları. Gel Berke, gel. Bir iki kadehten sonra bir şeyin kalmaz. Buraya kadar artık Ceren. Ne yapsam, ne etsem olmuyor. Ah, hadi oğlum, gidiyoruz. Nereye anne? Dışarı çıkıyoruz, hava alacağız biraz. İstemez misin? İstemezdim anne, çok sıkıldım zaten evde. Hadi hadi, çabuk ol. Kusura bakma yenge. Celal babanın kesin talimatı var. Evden kimse çıkmayacak. Da beni durdurmak sizin haddinize değil. Çekilin önümden. Yapamam yenge. Bağışla. Dışarısı güvenli değil. Her yer buradan daha güvenli. Çekil önümden. İzin veremem. Karışmayın benim işime. Lütfen içeri geçin. Anne ne oluyor? Bir şey yok Mustafa. Gel içeri geçelim biz.
Söyle. Baba, yenge çocukla birlikte evden çıkmak istedi. İzin vermedim, bilgin olsun. Ne oldu? Sakın ayrılmayın Yeşim'in başında. İzin vermeyin. Kulleyi çağırma. Buyur Celal Baba. Hemen eve gidiyoruz. Yeşim ile Zelka Mustafa'nın başına ayrılmayacağız. Tamam. Dışarı bir adım atarlarsa hesabını sana sorar. Emredersin Celal Baba. Evden çıkarkenki mevzu devam mı ediyor Yeşim'le? Evet. Gitmemi ister misin? Gerek yok, Fulya halleder. Müdür, Feridun müdür size geri döndü mü Sarp meselesiyle ilgili? Yok, toplantıdaymış, arayacak sonra. Sarp mı söyledi bunu? Evet, sana da söylemiş Gökhan. Ya söyledi de bu herifin nesine inanacağız? Aramadım bile. Feridun müdür arıyor. Bir cevap verelim de anlarız ciddiye alıp almayacağınızı Gökhan Bey. Efendim müdürüm. Beni aramışsın Haluk. Mesele ne? Müdürüm rahatsız ediyorum ama bir bilgiyi kontrol etmek durumundayım. Size sormam gereken bir şey var. Sarp Yılmaz durmadan polis olduğunu söyleyip duruyor. Sizin de bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu iddia etti. Nedir? Doğru mudur? Sarp Yılmaz polis midir efendim? Sarp Yılmaz demek. Yakalayamadınız mı onu hala? Maalesef efendim. Maalesef yakalayamadık ama eli kulağında az kaldı. Yakalayacağız. Nedir efendim? Sarp Yılmaz gerçekten polis midir? Evet, polis. Dosyası da var zaten. Sarp demek polis. Polismiş demek ha. Fakat biz sistemde kayıtlarını araştırdık, hiçbir şey bulamadık. Yani böyle bir gizli soruşturmacı kaydı yok. Olmaz öyle şey. Yusuf'un elinde bir dosya vardı. Sistemde de kayıtlıydı. Baktık ama yok. Ben dönünce gerekli evrakları size veririm. Yalnız Sarp'ın polis olması bir şeyi değiştirmez. O niye? Bu adam zamanında mafyacılık oynadı. Yusuf onun yüzünden daha önce de vuruldu. Yusuf'un ölümünde parmağı olabilir. Anlıyorum efendim. Sözlerinizi dikkate alacağım. Teşekkür ederim. İyi günler. Sarp Yılmaz polismiş. Buna ne diyeceksiniz? Hı? Feridun müdür sistemde kaydı olduğunu söylüyor. Gökhan, sen bakmadın mı Sarp'ın kaydına? Evet, ben baktım müdürüm. Sen baktın. Belli ki birileri sisteme girmiş, kaydı silmiş müdürüm. Mert silmiş olabilir müdürüm. Anlarız şimdi. Musa git teknikten bir polis arkadaşı buraya getir. Bütün bilgisayarları kontrol etsinler bakalım. Kimin bilgisayarından ne zaman ne silinmiş hepsi çıkar ortaya. Emredersiniz müdürüm. Müdürüm. Buna gerek yok müdürüm. Anlamadım, neye gerek yok? Yani kaydı kimin sildiğini araştırmamıza gerek yok.
Sarp'ın kaydını ben sildim. Neden yaptın böyle bir şey? Anlat bakayım bana. Babam için yaptım müdürüm. Baban için yaptın. Evet. Ne demek bu? Müdürüm, Sarp'ın kirli bir polis olduğuna eminim. Ha. Eminsin. Kanıtın ne? Babam bile güvenmiyormuş ona müdürüm. Yaptıklarını anlamış, çözmüş onu. Güvenmiyormuş, anlamış, çözmüş. Oyun mu oynuyoruz lan biz burada? Sarp Yılmaz suçluysa eğer kanun önünde cezasını çeker. Adaleti sağlamak sana mı kaldı? Müdürüm, polisliğiyle yırtmasına müsaade edemezdim. Sarp babamı öldürdü. Gökhan. Bu yaptığının hesabını vereceksin Gökhan. Polislik böyle bir şey değil Gökhan. Müdürüm. Sus! Topla masanı. Kimliğini ver, gözüm görmesin seni. Açığa alındın. Anne. Babamın haberi var mı? Şimdilik yok. Söyleyeceğim sonra merak etme. Şu ortalık sakinleşene kadar seni güvenli bir yerde tutmam lazım. Gel güven bana. Ama çok kızacak. Kızsın sana bir şey olmasın da bana kızsın. Gel. Yesin Hanım. Hayırdır? Nereye böyle? Nereye gittim seni hiç ilgilendirmez. Çekil yoluna. Kusura bakmayın ama bunu yapamam. Mustafa hadi eve. Sakın dokunma oğluma. Celal babanın emirleri var Yeşim'in. Tatsızlık büyümesin istersiniz. Mustafa hadi gel benimle. Hırsız gibi evden kaçmak evin hanımına yakışıyor mu? Bu kadar para. Hayırdır? Geri dönmemek üzere mi gidiyordunuz yoksa? Mustafa'yı içeri alın. Mustafa. Aa, anne. İçeri geç oğlum sen. Geç geliyorum. Ben size yardımcı olayım. Bu yaptıklarının hesabını teker teker vereceksin. Alarmı. Ne oldu Davut? Baba içeride mi? Davut iyi misin sen? Bir şey yok Minik, içeride mi baba? İçeride. Sıkıntın mı var? Baba. Özel konuşalım mı biraz? Allah Allah. Ne oldu ya? Benim yanımda niye konuşmuyorsun? Benden rahatsız mı oluyorsun Davut kardeş? Mert. Sen çık. Bu bir halt yemiş belli. Önce fırça geleceğinin de farkında, onun için baş başa kalmak istiyor. Eyvallah baba. Geçmiş olsun. Başaramadım. Ha? Baba. Bu
Sarp son anda geldi yine. Sonra da seni bu hale soktu, öyle mi? Ah Davut, ah, bir şeyi beceremiyorsun, ne diyeyim ben sana? Dediğini babam da... Bu Sarp son anda elimizden kaçıyor, kurtuluyor. Sanki haberi varmış gibi son anda gelip evdekileri kurtarıyor. Yani Davut, ne diyorsun? Diyorum ki bu herif bir yerlerden ne yaptığımızı mı öğreniyor, bizi mi dinliyor? Anlamadığımız, bilmediğimiz bir şey mi var baba? Beceriksizliğine kılıf arama. Eyvallah baba. Beceremedim. Ama bence dediklerimi bir düşün. Hadi git dinlen. Şu yaralarını da göster. Bir daha da böyle yamuk yamuk ağızla burunla karşıma gelme be. Hadi. Sormak için Sarp'a mı haber verdin yoksa? Hadi anneciğim. Geçin siz, geliyorum. Geçtiniz mi yeni eve? Geldik. Yeni evdeyiz. Bir süre burada olacağız. Güzel. Nasıllar? Annem iyi mi? İyi. Annemiz. Eylem iyi mi? O da iyi. Korkmuşlar çok ama iyiler şimdi. Ulan insan abisini sorar lan biraz. Nasılsın abicim, iyi misin diye. Davut'un halini görünce anladım senin iyi olduğunu. Ondan sormadım. Anneme dua etsin o şerefsiz. Zor kurtuldu elimden. Orada durumlar nasıl? Dayanamıyorum. Zor katlanıyorum. Annem orada, ben burada kebapçıcının yanındayım. Gelmek istiyorum, görmek istiyorum. Sarılmak istiyorum. Eyleme gerçeği anlatmak istiyorum. Sık dişini kardeşim. O günlerde gelecek. Ben de bunu çok istiyorum. Evet, gelecek. Sen bana bulundukları adresi ne olur ne olmaz atsana, bileyim. Tamam, atarım. Ben biraz yanlarına duracağım. Korktular çünkü çok. İyi olur. Haberleşiriz. Haberleşiriz. Ne zaman bitecek bu çile? Abi bir şey diyeceğim ya. Bu evlerin kalitesi gittikçe düşüyor, farkında mısın? Güvende olalım da gerisi önemli değil. Bir süre buradayız işte, idare edeceğiz. Ne olacak bizim halimiz Sarp? Polisliğe geri dönmeyecek misin? Sürekli Celal'den mi kaçacağız biz? Evimizi, barkımızı, mahallemizi terk ettik. Annem benim. Döneceğim. Polisliğe de döneceğim. Evimize de döneceğiz. O Celal'i de hapse tıkacağım. Her şey yoluna girecek. Güven bana.
kurtulacağız bunların hepsinden. Yakında her şey o kadar yoluna girecek ki, o kadar güzel olacak ki, sen bile inanamayacaksın buna. Celal, bir dinle beni. Neyini dinleyeceğim seni? Neyini dinleyeceğim Yeşim? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Oğlanın yanında kavga etmeyelim istersen. Çok güzel. Benden oğlumu çalmaya çalışacaksın. Ondan sonra da oğlumuzun önünde kavga etmeyelim diyeceksin, öyle mi? Çalması. Bak, ben sana söyledim. Dinlemedin. Sen kim oluyorsun da benim elimden oğlumu alıyorsun? Kim alacağım? Annesiyim, annesi. Anne. Baba yapma. Ettin bana. Benden oğlumu koparmaya çalışıyorsun. Onun güvenli olduğu tek yer bu ev. Tek yer babasının yanı. Bunu o kalın kafana sok. Baba bırak artık. Ben de gitmek istiyorum. Bak, duyuyor musun Yeşim Hanım? Senin yüzünden neler diyor oğlumuz bana? Babasına gideyim diyor. Benim yüzümden değil. Senin yaptıkların yüzünden diyor. Niş! Fula! Oğlanı Yeşim'i çiftlik evine götürün. Başından da ayrılmayın. Çıkmayacak oradan. Hadi! Buyurun da. Dokunma bana. Anne. Dokunma, bırak. Anne. Getir işte. Uyurdun anne. Anne. Bırak. Anne. 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 Abi bırak, lütfen bırak. Öyle oğlumdan ayırabileceğinizi sanıyorsunuz ha? Yılan! Bırak. Sen. Sen de atla minik. Tamam, buyurun. Hadi oğlum, sen de odana git artık. Çok ileri gittin. Olmadı. Konuşma benimmiş Mehmet. Baba, Mustafa'yı ağlattın, üzdün, daha sakin halledebilirdin. Nasıl sakin oldu Mert? Görmüyor musun? Oğlumu alıp evden kaçıyor. Dua etsin yine de. Dua etsin. Baba, bir çocuğu annesinden ayırman doğru değil.
sen başlama şimdi. Yalnız bırak beni. Nasıl istersen. Mustafa. Girebilir miyim? Gerçekten mi abi? Gerçekten tabi lan. Onlar yarın öbür gün barışacak. Sen de böyle ağlamışlığında kalacaksın. Hadi sil gözyaşlarını. Hadi. Ben biliyorum zaten. Annem geri dönecek. Dönecek tabi. Dönecek. Hadi yat uyu şimdi. Dinlen biraz. Gün doğmadan neler doğar be. Tamam abi. Ben çıkıyorum. Hayırdır evlat, nereye? Hava alacağım biraz. Var mı müsaade? Müsaade senin. Bak keyfine. Al havanı. Eyvallah. Abi seni böyle görmek de varmış ya. Ne var lan, yardım ediyoruz işte. Ne bileyim abi, sen normalde böyle aksiyon adamısın ya, bir garip geldi yani. Ben de böyle oturdum, size yardım edemiyorum. Anneciğim sen otur, 40 yılda bir biz hazırlayalım sofrayı. Tamam peki, öyle olsun. Niye seviyorum ben bu müziği? Evet. Hadi bakalım anne. Bu akşam yemekler bizden. Bakalım beğenecek misin? Thank you.
Bu da tamam. Teşriflerinizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Buyurun. Hadi bakalım. Ne bakıyorsunuz? Yesenize. Hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Nasıl olmuş yemekler, sevdin mi? Sevdim. Elinize sağlık. Bayağı güzel olmuş. Gerçekten. Şahane. İyi becermişsiniz. Geliyorum ben şimdi. Efendim Umut? Kızma birader ama bir şey söyleyeceğim. Söyle kardeşim. Ben geldim. Nasıl yani, nereye geldin? İşte yanınıza. Ne oldu, bir şey mi oldu? Hayırdır? Daha da olsun be abi. Özledim. 20 yıl oldu annemi ailemi görmeyeli. Dur şimdi dur. Sen harbiden dışarıda mısın, burada mısın yani? Evet. Kapının önündeyim. Pencereden size bakıyorum. Çok güzel gözüküyorsunuz be abi. Çok canım çekti. Herkes burada, annem burada, sen buradasın, Eylem burada. Ben de geldim. Aç kardeşine kapıyı. Dur birader dur. Bir delilik yapma. Ben geliyorum şimdi dışarı. Tamam mı? Bekle. Anneciğim ben bir dışarıya kadar çıkıp geliyorum. Yine ne oldu gecenin bu vakti? Geliyorum hemen. Yapma böyle kardeşim ya. Yapma, unutma konuştuklarımızı. Unutmuyorum, unutmuyorum ama kendime söz geçiremiyorum. Ne olur anla beni. Sen de haklısın. Haklısın da. Ne oldu abla ya? Yemekler o kadar mı kötü olmuş? Yemeklerden değil be oğlum. Ne oldu? Neye sıkıldı canım? Darlandım biraz. Ben biraz dışarı çıksam olur mu? Olur tabii. Tamam abla, ben de seninle geleyim. Oğlum ben yalnız kalayım biraz.
Abla ben de geleyim bak, ruh gibi olurum, merak etme tamam mı? Sen hiç benim varlığımdan haberdar olmazsın, söz bak. Tamam Barış, çıksın o kendi. Peki abla, çık o zaman, tamam. Ah be kardeşim, ah be kardeşim. Ben istemiyor muyum seni annemin karşısına çıkarmayı? İstiyorsun deme. Annem de yıllardır bunu bekliyor zaten. Ya bunu saklamak kolay mı? Ama tehlikeli, olmaz. Ne olur beni anla, gözünü seveyim. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Öyle demek zorundayım. Başka şansımız yok. Az kaldı. Sık dişini. Bekleyeceğiz. Sabredeceğiz Umut. Umut. Affedebilecek misin? Yaptığım kötülükleri affedebilecek misin? Olurum, olurum, sus. Kurban olurum sana. Çektiğiniz bütün acı benim yüzümden. Ben sizi çok üzdüm. Seni, abimi, Eylemi. Hayır, 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 hayır. Sen bebektin. Sen küçücüktün. Sen sokaklarda kaldın tek başına. Biz sıcak yataklarımızda yatarken hep seni düşünüyordum. Canım. Anne. 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 Anne.
ben seni besleyemedim. Sen aç kaldın, ben seni besleyemedim. Ben seni yatırıp uyutamadım. Teselli edemedim korktuğumdan. Ben... Umut, ben anne olamadım sana. Ben anne olamadım sana. Ben sana nasıl kızarım? Canım benim, ben sana nasıl kızarım? Nasıl kızarım? Gerçek mi bu? Rüyada mıyım? Gerçek mi? Canım, canım. Ah, Umut'a kavuştum. Kavuştuk! Kavuştuk. Sonunda kavuştuk. Abim kavuşturdu bize. Beni sana getirdi. Bulduk birbirimizi. Ayrılmayacağız bir daha. Ben nasıl seni tanımam? Lokantaya geldiğinde ilk. Ama biliyordum. Biliyordum geleceğini. Geleceğini, döneceğini, anne diyeceğini biliyordum canım benim. Hatırlıyor musun? Sana söyledim o gün. Umut yaşıyor dedim. Hatırlıyor musun? Bir an için bile, bir an için bile aklımdan çıkmadın. Benim de hep ailem aklımdaydı. Ama yüzlerini bilmiyordum, bilmiyordum yüzlerini. Ama şimdi tanıyorum, yüzlerini biliyorum. Benim bir abim varmış. Beni çok severmiş. Bir annem varmış. Beni hep beklemiş, hep hatırlarmış. Meğer ailem beni çok seviyormuş. Şu an benden mutlusu yok. Bu kadar mutluyum ki. Bu kadar. We'll be right back.
Thank you.